burada topyekün bir seferberlik var. Yani herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Bir taraftan belediyelerimiz, Giresun Belediye'mizden Dereli Belediye'mize kadar, bir taraftan tüm kurumlarımız, Orman Bakanlığımızdan, DSİ'den, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza kadar, bir taraftan özel teşebbüsümüz, yani onlar da bilabedel araçlarını göndererek, iş makinelerini göndererek ve yine diğer taraftan da polisimiz, jandarmamız, herkesin elinde küçük iş makineleri, herkesin elinde kürekler, kazmalar. Kimisi dükkanın içini boşaltıyor, vatandaşımıza, esnafımıza yardımcı oluyor. Elektrik idaresi, su, herkes büyük bir gayret ortaya koymaya çalışıyor. Bir taraftan da yıkımlar gerçekleşiyor. Yani esas itibariyle dereyi işgal eden, işgal ettiğini düşündüğümüz, hakikaten olmaması gereken binaları da Çevre Şehircilik Bakanlığımız hemen burada yıkıyor. Bir iki gün içerisinde daha net bir fotoğrafa burada ulaşmış oluruz. Ama büyük bir seferberlik olduğu apaçık ortada. Bu burada dururken arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda 8 köy yolumuz kapalı. Onların açma seferberliği devam ediyor. Burada görmüyorsunuz ama özellikle Esfiye, Doğankent, Güce, Dereli ve bir iki tane daha ilçede köy yollarında çok büyük bir tahribat ve hasar var. Arazilerde büyük tahribat ve hasar var. Büyük kaymalar var, heyelanlar var. Diyelim ki 35 kilometrelik yolun 25 kilometresi, 26 kilometresi gitmiş. Yani böyle bir tabloyla karşılaşıyoruz. Köprülerde hasar var. Bütün bu hasarın bir taraftan da onarımına devam ediliyor. Bu devletin milletle beraber, özel teşebbüsle beraber, tüm kurumlarımızla beraber büyük bir mücadelesi. Bunlar yapılırken yine burada Kızılay'ından İHA'sına kadar, Deniz Fenerine kadar, Beşir Derneği'ne kadar, Hayrat'ına kadar, Afat Gönüllüsü'ne kadar, Ahbap'ına kadar herkes elinden gelen her şeyi ortaya koyuyor. Kimisi yemek veriyor, kimisi su dağıtıyor. Ondan sonra kimisi vatandaşla beraber dükkanını temizliyor. Yani Allah kimseye böyle bir felaket yaşamasın. Ama Allah herkese böyle bir felaketten sonra da el birliği nasip etsin. Burada bu el birliği var. Yani jandarmamız da var, polisimiz de var. Yaklaşık 200'e yakın jandarmamız şu anda dükkanları temizliyor. Bu caddeyle öteki cadde onlara ait. Onlar temizliyorlar. Yani vatandaşımızın bunu tek başına temizlemesini beklemek de haksızlık olur. Çünkü hakikaten içeride şu Ziraat Bankası var. Ziraat Bankası tavanla yarım metre arasıydı. 3,5 metre. 3 metre içeri rusubat girmişti ilk gün. Yani rusubat dediğimiz toprak girmişti. Yani şunu ifade etmem lazım. Bir taraftan devlet kendi bütün imkan ve kabiliyetini ortaya koyuyor. Ama bir taraftan da büyük milletimiz var. Bir şeyim, minnettarlığım da bu selden, sele maruz kalan, mağdur olan vatandaşımıza ilk dakikadan itibaren bir öf bile demediler. Yani Allah'a şükürler olsun. Bakarları, sabırları ve bu olayın büyüklüğü karşısında Cenab-ı Allah'ın yani bu konuda özellikle can kaybımız var, kayıplarımız var. Ama meselenin daha büyük olmadığına yönelik şükürleri bizi de çalışma konusunda başka bir noktaya getirdi.